Ahmet Ünlü Yöneticileri telaşlandırması gereken acı son. Bu köşeyi takip edenler, kamu yöneticilerine ilişkin birçok yazı kaleme aldığımızı hatırlayacaklardır. Yöneticilerin davranışlarının kurumlar açısından nasıl bir anlam ifade ettiğini, yöneticinin başarısına veya başarısızlığına göre kurumların hangi seviyeye geldiğini değişik açılardan ve örneklerle açıkladık. Bu yazımızda ise konuya farklı bir pencereden bakmaya çalışacağız. Her yönetici dünyaya nasıl geldiğini ve nasıl gideceğini bilmelidir. Gelmiş geçmiş en başarılı devlet adamlarının hayatları incelendiğinde öyle çok fazla hırsa kapılmaya gerek olmadığı ve hepsinin aynı sona doğru koşarak gittiği görülecektir. İster Büyük İskender'in hayatını inceleyin, isterseniz Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını inceleyin. İkisinde de iki temel özelliğin göze çarptığını göreceksiniz. Her ikisi de döneminin zirve isimleri olup bunların dünyaya genişleri, ve dünyadan gidişlerinin hemen hemen aynı olduğu görülecektir. Her ikisi de dünyaya elbisesiz geldi ve elbisesiz gitti. Yani dünyadan giderken hiçbir servet götüremediler. Ancak her ikisi de geride olumlu veya olumsuz birçok iz bıraktı. Bunlar gibi burada başka lider isimleri de sıralayabiliriz. Bu zirve isimlerin son durumlarını bilen yöneticilerin yanlış işlere tevessül etmesi mümkün olabilir mi? Normal şartlarda olmaması lazım. Peki uygulamada bu bunca sebebi nedir? Midesinden daha fazla yeme imkanı olmayan birçok yöneticinin hakları olmadığı halde yanlış işlere tevessül etmesini nasıl izah edeceğiz? Birçok yöneticinin şereflerini ayaklar altına alma pahasına yılan gibi kıvrılmasını nasıl ve neyle izah edeceğiz? Her yönetici merhumu veya merhumeyi nasıl bilirdiğiniz sorusunu unutmamalıdır. Her nesnenin bir sonu olduğu gibi insan hayatının da bir sonu vardır. Hele hele belirli bir yaştan sonra hem kendisi hem de çevresi işin bir an önce bitmesini arzular hale gelmektedir. İnsan hayatının sonu olur da yöneticiliğin sonu olmaz mı? Nice kudretli yöneticilerin duvarlardaki resimlerini gördükçe vay be kimler gelmiş kimler gitmiş demekten kendinizi alamazsınız. İşte bu pencereden bakarak örnek bir hayat yaşamanın ve adam gibi adamdı dedirtmenin yolunu bulmak zorundayız. Heyhat ne yazık ki adam gibi adam sayısı kamu kurumlarında mumla aranır olmaya başladı. Düşünün ki uzun süre yöneticilik yaptınız, araç saltanatını veya makam saltanatını sindire sindire yaşadınız. Hatta hızınızı alamayıp ailenize ne de bu saltanatı yaşattınız. Sonra ne olacak? İnsan bir süre sonra buna da alışır ve daha fazlasını ister. Daha sonra ne olacak? Bir de bakmışsınız ki ölüm gibi yöneticilik de geçip gitmiş. Ne makam saltanatı ne de araç saltanatı kalmış. Peki bunca fakir fukaranın alın teriyle toplanan kamu kaynağını bu şekilde harcamak hiç vicdanınızı sızlatmayacak mı? Hadi Allah'tan korkmuyorsunuz, peki çöpten yiyecek toplayan garibanlara rastladığınızda hiç mi utanmazsınız? Sizin yapacağınız her yanlışın çöpten yiyecek toplayan insan sayısını arttıracağını hiç mi düşünmezsiniz? Gelelim yolun sonuna. Musalla taşına konuldunuz. Sizinle birlikte çalışan, sizi seven veya sevmeyenlerin son yolculuğunuza eşlik ettiğini düşünün. Sizi sevenler belki yanlışlarınızı hatırlamak istemeyebilirler. Ancak bir de sevmeyenler ya da hayattayken mobbing uyguladıklarınız, hatalarınıza şahitlik yapanlar sizi uğurlamaya geldiler. İster istemez akıllarına bazı olumsuzluklar düşecektir. Merhum biraz makam araçlarına düşkündü. Hani makam odasının Gösteriş olmasını pek severdi. Aslında kötülüğünden değil de itibardan tasarruf edilmez ilkesine pek düşkün olduğu için bu tür şeyler yapmıştı gibi birçok olumsuzluk akıllara düşecektir. Hatta şimdi sırası değil ama merhuma pek çok hediye de gelirdi. Herhalde hediyeleşmek sünnet olduğu için bunu yapıyordu. Belki biz sadece ona gelenleri gördük. Belki o da hediye veriyordur da biz göremedik. Merhum gösteriş olması diye verdiği hediyeleri Ali'ni vermemişti olabilir olabilir ama arabasının bagajının sürekli hediyelerle dolu olduğunu görmedik kalmadı gibi olumsuzluklar da akıllara gelebilir. Yine Belki sırası değil ama merhumun müteahhitlerle de arası çok iyiydi. Hata aramayı hiç sevmediği için bunların hatalı işlerinin görülmemesine çok dikkat ederdi. Her daim iyi niyetle hatalı işlerinin münasip bir şekilde kapatılmasına çok dikkat eder, hatta teknik elemanları çok sıkıştırırdı. Günahını almayalım ama müteahhitin birisi maliyetine bir daire vermek için çok ısrar etmesine rağmen kabul etmemiş, az da olsa kar ilave ederek binayı kabul etmişti gibi o olumsuzluklar da akıllara gelebilir. Bu olumsuzları uzatabiliriz ama gerek olmadığını düşünüyoruz. Sakın ola ki merhumu veya merhumeyi nasıl bilirdiğiniz sorusunu unutmayın. Bu soru yöneticiler için daha anlamlı oluyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insan arasında adil yöneticiyi boşuna saymamıştır. Özetin özeti ise sonunu düşünen yanlış yapmaz. Yukarıda uzun uzun anlatmaya çalıştığımızın özeti ise acı sonu bilen bir yöneticinin hiçbir fırıldakta tevessül etmeyeceğidir. Unutmayın gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz. En kötü ihtimalle kendinizden saklayamazsınız. Bunun için siz siz olun hem kendi şerefinizi hem de çoluk çocuğunuzun şerefini düşünerek kursağınıza haram lokma girmemesine dikkat edin. Ben yemiyorum diyerek birilerinin devlet malına musallat olmasına engel olmamanın mazeretine sakın sığınmayın. Yani yüksek ökçeleri giyerek görmemenin duymamanın, bilmemenin mazeretine kendinizi inandırmayın. Bu durum kafanızı kuma sokmaktan öte anlam ifade etmez. Unutmayın, kalp her zaman doğruya işaret eder. Yaptıklarınız yanlışsa kalbiniz daralır, içiniz sıkışır. Şayet ne kadar yanlış yaparsanız yapın, kalpte sıkışma olmuyorsa biliniz ki vakit çok geç. Daha fazla vakit kaybetmeden acilen Davut Aleyhisselam'ın tövbesine koşunuz. Yoksa acı sonunuza hiçbir şeyi çözüm olamaz. Ben kısa anlattım, siz hem örnekleri çoğaltın hem de uzun uzun düşünün.